Size anlatacağım adamın hikayesini büyük ihtimalle daha önceden hiç duymadınız. Bu adam korkunç mu, acımasız mı yoksa ekmek parası kazanan birisi mi olduğuna siz karar vereceksiniz. İşte karşınızda yakın zamanda binlerce insan öldürmüş cellat Ali Ağı. ...1912'de Balkanlarda savaş patlak verince küçük Ali ve annesi Makedonya'dan Anadolu'ya doğru yola çıktı. Önce Konya'ya yerleştiler. İlde delibaşı isyanı ortaya çıkınca canını kurtarmak için tası tarağı toplayıp Antalya'ya kaçtı. Ortalık durulup da yaşadığı şehre geri dönünce beklemediği bir iş teklifiyle karşılaştı. Cellatlık. Ali işi kabul etti. Büyük ihtimalle böyle bir kariyer planlamasının hayatının seyrini değiştireceğini bilmiyordu. Neyse, Makedonya'daki çatışmalar nedeniyle Anadolu'ya göçen bu genç böylece yeni yuvasında insanları asarak para kazanmaya başladı. Fakat bu soğukkanlı celladın bile şaşkınlık içinde kaldığı bir olay yaşandı. Ama ona gelmeden önce bir soru sormakta fayda var. Türkiye'de idam 2003'te yürürlükten kalktı. Zaten 1984'te Hıdır Aslan'ın idamından sonra fiilen bir daha uygulanmadı. Peki neden 1920-1984 arası birçok cellat görev yapmış olmasına rağmen cellat Ali Ağı ön plana çıktı? Bu sorunun cevabı için hikayemize geri dönelim. 1926'da tarihe İzmir suikastı olarak giren olay sonrası istiklal mahkemeleri fazlaca geniş çaplı gerçekleştirilen soruşturmalarda birçok insanı tutukladı. Bunlardan 13'üne hızlıca idam cezası verildi. Ceza alanları asacak kişi ise cellat Ali'den başkası değildi. 14 Temmuz 1926'da henüz güneş bile doğmadan Ali işe koyuldu. 12 kişiyi astığında hava yeni yeni aydınlanıyordu. Güneş tam tepeye çıkmadan işini hızlıca bitirmek isteyen Ali, hücresinde uyuyan son mahkumun kapısına geldi. Bu mahkum ona hayatı boyunca unutamadığı bir anı bırakacaktı. Hücrede uyuyan adam, İzmir suikasti girişimini itiraf eden Ziya Hurşit'ten başkası değildi. Hurşit, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci döneminde Lazistan milletvekilliği yaptı. İstiklal mahkemelerinde de görev aldı. Fakat bir süre sonra Atatürk'le arası bozuldu ve İzmir'de düzenlenmesi planlanan suikaste tetikçilik görevini üstlendi. Plan başarısız oldu. Ziya Hurşit yakalandı ve idama mahkum edildi. Cellat Ali bu adamdan bahsederken bin küsur adam astım, ölümle bu kadar alay edildiğini ilk defa gördüm diyor. İdam edilecek son adam işte böyle birisiydi. Ziya Hurşit uyandırıldı ve karar yüzüne okundu. İdama mahkum edilen arkadaşlarının asıldığını öğrenen Ziya Hurşit, "Bu işte bile yaya kaldık. Hey gidi talih, ölümde bile geç kalıyoruz." dedi. Vasiyeti sorulunca önceki idam edilenlerin aksine cebindeki parayı ailesine göndermedi. Kendisine iyi bir mezarlık yapılmasını söyledi. Mezarlık yapım görevini ise cezaevi müdürüne verdi. Cezaevi müdürü bu işi kabul etti fakat Ziya Hurşit ikna olmayacak ki. Nuri Bey, eğer bu vasiyetimi yerine getirmeyecek olursan ahirette iki elin boğazında kalır. Sana ahirette bir suikast tertip ederim, yakanı kurtaramazsın dedi ve bastı kahkahayı. Birazdan ölecek olması nedense onun keyfini kaçırmıyordu. Ve bu durum başta Cellat Ali olmak üzere herkesi şaşırtıyordu. Ziya Hurşit asılacağı alana götürüldü. Yağlı urganı başına geçirmeden etrafındakilere dönerek "Haydi beyler, ahirete mektup göndermek isteyen var mı?" dedi. Sandalye altından çekildi ve Ziya Hurşit'in hayatla bağı bir anda koptu. Cellat Ali unutamadığı anısını gazetelere işte bu şekilde anlattı. Hayatı boyunca 5000'den fazla insanı asan Ali Ağı 76 yaşında hayatını kaybetti. GZT Dün'ün bir sonraki videosunu seyretmek için bu videoyu beğenmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.